TVNET ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu akşamlar. 23 Nisan Salı günündeyiz. 19. saat ana haber başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl aradan sonra Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerin en önemli başlığı ise terörle mücadeleydi. Peki Irak terörle mücadelede samimi mi? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Ocak ayındaki kısasa kısas füze saldırılarının ardından aylar sonra bölgesel ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 3 günlük bir gezi için Pakistan'a gitti. Bu gezinin anlamı ne? Nijer'deki askeri junta 10 yıldır Pentagon'la yaptığı anlaşmayı aniden iptal etti. Uzmanlara göre bu karar Putin'in Batı Afrika'daki hakimiyetini güçlendirebilir. İsrail askeri istihbarat şefi Aharon Haliva görevinden istifa etti. Haliva istifa mektubunda 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Bazı ülkelerde para kullanımı giderek azalıyor. Nakit para yerine dijital ödeme sistemleri yaygınlaşıyor. Peki bu duruma herkes ayak uydurabilir mi? Dünyada nakit para dönemi bitiyor mu? Sezon başından bu yana rekorlar kıran Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sivasspor karşısındaki puan kaybının sebepleri ne? Fenerbahçe'yi bundan sonra neler bekliyor? Ayrıntılar 19. saat ana haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra Irak'a yaptığı kritik ziyaretin en önemli başlığı terörle mücadeleydi. Peki terör örgütü PKK'yı henüz terör örgütü olarak kabul etmeyen ancak yasaklı örgüt olarak ilan eden Irak terörle mücadele konusunda samimi mi, samimi adımlar atacak mı? Reyhan Ayyıldız araştırdı. Müzik 13 yıl sonra geniş bir heyetle Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Bağdat'ı ardından Erbil'i ziyaret etti. Üzerinde uzun süredir çalışılan bu ziyaret, Ankara-Bağdat ilişkilerini yeni bir düzeye çıkartması açısından tarihi olarak nitelendiriliyor. Masada Fırat ve Dicle sularından akıtılan su miktarından Kalkınma Yolu projesine kadar iki ülke ilişkilerini yakından ilgilendiren pek çok konu vardı. Ama Türkiye için en önemli başlık terörle mücadeleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Al-Sudani ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Irak'tan PKK'yı terör örgütü olarak tanımasını beklediklerini söyledi. Sudani ise Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz sözleriyle terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Temessek bi adem es-semah li ay kuvve en tastakhdim al-arabi al-iraqiyye muntalaqan lil-i'tida ala duwal al-jiwar mithla ma nuqaddis ardana wa la nasmah bi ay i'tida ala siyade al-iraqiyye. Ancak bir sorun var. Irak merkezi yönetimi için PKK şu an sadece yasaklı örgüt. Bu bazı tedirginliklere yol açıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran gibi ülkelerin, bölgesel ülkelerin bu ikili ilişkilerin güçlenmesini görüp deyim yerindeyse bu ilişkilere çamak sokmazlar, krizler çıkarmazlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve IKB'ye Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştü. Irak'taki çok parçalı yapı terörle mücadele konusunda Türkiye'yi temkinli iyimserliğe sevk ediyor. Kerkük, Tusurmatu yani Salahattin bölgesi, işte Hanekin gibi bölgelerde, Diyale bölgesinde buralarda PKK terör örgütü çok ciddi anlamda yapılanmış durumda. Terör örgütü PKK, Süleymaniye, Assos gibi bölgelerde ise etkisini sürdürüyor. Irak hükümet sözcüsü Basim el-Avvadi, Erdoğan'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Irak'taki her bir PKK üyesini siyasi mülteci olarak kabul edeceklerini ancak siyasi ve askeri faaliyette bulunmalarına veya silah taşımalarına izin verilmeyeceğini söyledi. Masada alınan kararların sahada ne kadarının hayata geçeceği bilinmiyor. Ancak Türkiye'nin artık oyalanma aşamasını çoktan geçtiği gerçek. Önümüzdeki 6 ay bana göre çok kritiktir Türkiye-Irak ilişkilerinde. Hangi konuda
terörle mücadele konusunda. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yılın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a önemli bir ziyarette bulundu. İki ülke arasında kalkınma yolu anlaşmasının da dahil olduğu 26 anlaşma imzalandı. Tarihi ziyaret sadece bizde değil, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. O kritik anlaşmalar bakın dünya basınında nasıl görüldü, hemen onları sizlere aktaralım. Al Monitör, yeni jeopolitik gerçekler ortaya çıkıyor diyor. Özellikle yeni ticaret ve bu kalkınma yolu projesi pek çok gazetenin de ekonomi sayfalarında, dünya basında yer aldı. Etnos Yunan gazetesi işbirliği bölgeyi ticaret ve enerji merkezi haline getiren stratejik bir hamle olarak gördü. France 24 ise Irak ve Türkiye güvenlik ve ekonomik bağlarını geliştiriyor diye duyurdu haberi. The New Arab, Erdoğan Irak'ta PKK'ya karşı güvenlik anlaşması imzaladı ki işin terörle mücadele boyutunu görmüş The New Arab. Deutsche Welle ise Erdoğan Irak'a nadir bir ziyaret gerçekleştirdi diyor. Yani 13 yıl aradan sonra gerçekleşen bu ziyarete ve CNN International ise Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak mutabakat zaptı imzalandı diye duyurdu haberi. Gazze ile devam edelim. Gazze'deki katliamı protesto eden Kolombiya Üniversitesi öğrencilerinin eylemi günlerdir devam ediyor. Protestolar Amerika'daki diğer üniversitelerde de hızla yayıldı. Ayrıntılar gelin Reyhan Ayıldız'ın haberinde izleyelim. Kolombiya Üniversitesi'ndeki Gazze dayanışma kampı 6. gününde devam ediyor. Filistin halkını destekleyen öğrenciler kampüste kurdukları çadırlarda İsrail'in katliamlarını protesto ediyor. Üniversitede eğitimse yüz yüze değil, çevrim içi devam ediyor. Öğretim üyeleri de protestolarda öğrencilerini destekliyor. Öğrencilerimizden elinizi çekin pankartlarıyla öğretim üyeleri bazı öğrencilerin polis tarafından tutuklanmasına tepki gösteriyor. Kampüs dışındaysa ellerinde İsrail bayrakları olan küçük gruplar İsrail'e destek veriyor. Diğer yandan Kolombiya Üniversitesi'ndeki protestolar ABD'deki pek çok üniversitede domino etkisi yarattı. We are here to condemn and continuously advocate against the ongoing genocide of Palestinians in Gaza and the continuous ethnic cleansing that has prevailed since for 75 years, 75 plus years. We're following what was going on at Columbia University and we're very upset when 100 plus protesters were arrested for doing the same thing. Columbia put out a call to action for universities across the country to set up encampments at their schools, so we answered the call. Burası Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nin önü. Öğrenciler ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve sloganlar eşliğinde İsrail'in katliamlarını lanetledi. Manhattan'daki New York Üniversitesi'nde de benzer bir görüntü kayıtlara geçti. Yüzlerce öğrenci Gazze'deki katliamın durması için çağrı yaptı. Filistin bayrakları ve kefiyelerle üniversite önünde toplanan öğrenciler İsrail aleyhine sloganlar attı. New York polisi öğrencilerin yürüyüşüne müdahale etti. Bazı öğrenciler sert müdahalelerle gözaltına alındı. İşgalci İsrail'in askeri istihbarat şefi Aharon Haliva, sahadaki başarısızlığı gerekçe göstererek genel kurmaya sunduğu bir mektupla istifa etti. Peki bu neye işaret ediyor? Kabineye kadar uzanacak bir istifa dalgası oluşturur mu? Cevapları Yahya Ancı'nın haberinde bulacağız. İsrail askeri istihbarat şefi Aharon Haliva görevinden istifa etti. Haliva istifa mektubunda 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti ve istihbarat birimi olarak bizden beklenen görevleri yerine getiremedik ifadelerini kullandı. Haliva, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından bu yana istifa eden ilk İsrail'i üst düzey yetkili oldu. İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'dan Yossi Mikkelberg, ordunun yetkili isimlerinin üzerindeki baskının büyük olduğunu belirtiyor. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu hem istihbaratı hem de orduyu hazırlıksız yakalamıştı. Baskı sadece 7 Ekim'deki başarısızlıklar nedeniyle değil, aynı zamanda İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına yönelik İsrail saldırısına verdiği tepkiyi ölçememekten de kaynaklanıyor. I have no words about what's going on here. And in my worst dream, I couldn't imagine
that Jews and Israelis will do what we are doing now in the Gaza Strip and in the West Bank. And I'm calling the world to help us against us. Haliba ve diğerleri saldırıyı durduramadıkları için suçu kabul ederken, rolüyle ilgili zor soruları yanıtlayacağını söyleyen, ancak saldırının gerçekleşmesine izin vermenin doğrudan sorumluluğunu açıkça kabul etmeyen Başbakan Benjamin Netanyahu ise bundan kaçıyor. Bunun yerine hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde artan siyasi baskıyı aşmak için Gazze'deki saldırıları ilerletmekte ısrar ederek yükseliş cephesi sunmaya devam ediyor. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך. Doha Lisansüstü Çalışmaları Enstitüsü'nden Omar Aşur, Haliba'nın istifa mektubunun İsrail liderine aynı yolu takip etmesi ve istifa etmesi için açık bir davet olduğunu düşünüyor. Ancak hem kendisi hem de diğer birçok analist Netanyahu'nun bunu yapmasını mümkün görmüyor. Likewise, if the war is to wrap up, he will be liable in front of both the courts in Israel and a renewed election which he will likely not win. So I think he has every personal reason to try to prolong the war and indeed expand it. Her ne kadar perde arkasında kalmış olsa da Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlayan savaş hala sürüyor. Savaş artık 3. yılında. Amerikan Senatosu 1,5 yılın ardından Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı. Yardımın onaylanmasının ardından da Avrupa'dan da destek açıklamaları da peş peşe geldi. Bakın NATO üyesi Avrupa ülkeleri hangi açıklamaları yapmış. Almanya, Ukrayna'ya en hızlı şekilde patriotlarımızı yolluyoruz diyor. Polonya ise NATO topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmak isterse buna hazırız. Yunanistan ise Ukrayna'ya S-300 ve Patriot sevkiyatı gerçekleşecek diyor. Bir diğer ülke olan Danimarka ise Ukrayna'ya bundan sonra gerekli malzeme akışı sağlanacak. Hollanda ki Patriot hava savunma sistemleri Hollanda'da oldukça mevcut. Çok sayıda hava savunma sistemimizi Ukrayna'ya aktarma kararı aldık dedi. Ve Çek Cumhuriyeti Patriotların sevki hazırlığındayız diyor. İşte durum bu. Ukrayna'ya adeta Patriot yağacak. Şimdi hava savunma sistemleri, orta ve uzun menzilli füzeler Ukrayna ordusunun en fazla ihtiyacı olan silahlar arasında yer alıyor. Peki bu askeri yardım paketiyle Ukrayna-Rus ilerleyişi önüne set çekebilecek mi? Moskova Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İkbal Dure ile konuşacağız. Sayın Dure hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi bu askeri yardımın onaylanmasının hemen ardından NATO üyesi Avrupa ülkeleri de peş peşe Patriotlar, hava savunma, füze sistemlerinin devreye gireceğini, yani Ukrayna'ya destek amacıyla gönderileceğini söyledi. Bu yaz aylarında ya da önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir savaşın hazırlığı mı? Evet, yani o silahlar eğer gerçekten söylendiği gibi gelecekse bu demek ki cephedeki durum daha da kızışacak ve daha büyük bir savaşa dönme riski doğal olarak ortaya çıkıyor. Ama diğer taraftan tabii netleşmemiş bazı durumlar da var. Bu karar, yani ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı onaylandı. Yalnız biliyorsunuz bu 61 milyar dolarlık yardım direkt hepsi Ukrayna'ya bir anda verilecek bir yardım değil. Bunun büyük bir kısmı ABD'nin bu zamana kadar Ukrayna'ya yapmış olduğu yardımlardan dolayı oluşan kendi stoklarındaki boşluğu doldurmak için kullanılacak. Hemen hemen yarısına yakın bir kısmı. Diğer geri kalan kısmının ise Ukrayna'ya hangi şartlarda nasıl verileceğine dair bir netlik yok. Diğer Avrupa ülkelerinin yardımları için de aynı şey söz konusu. Yani tabii ki Ukrayna'nın bu savaşta yenilmesin Batı güçleri tarafından, Batı devletleri tarafından istenmiyor. Hepsi biraz evvel belirttiğiniz yardımlara yapmaya hazır. Hı-hı. Ama diğer taraftan hiç kimse bu yardımları, sonuçta hepsi para, boşuna yapmak istemiyor. Bir sonuç almak istiyor ve cephedeki gelişmeler de pek sonuca götürecek, Batı'nın lehine, Ukrayna'nın lehine savaşı sonuca götürecek bir şekilde ilerlemiyor cephedeki gelişmeler. Hı hı. Dolayısıyla bence şu anda Avrupa'dan gelen açıklamalar ABD'de
yardımın onaylanmasının etkisiyle doğan bir sinerji sonucu ortaya çıkan açıklamalar yani Amerika nasıl gerçekleşeceğini izleyip görmemiz lazım. Yani Amerika onayı verdi ki önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Avrupa da bunu gördüğü için haliyle Amerika'ya destek. Yani Amerika'ya destek de bir anlamda Ukrayna'ya destek. Hiç kuşkusuz öyle. Çünkü cephede son aylarda Rusya yavaş da olsa bir ilerleme kaydediyor. Ve bu Mayıs ayından itibaren Rusya'nın daha büyük çaplı saldırılara geçmesi söz konusu. En azından böyle bir beklenti var. Ukrayna'nın yetkililer de bunu dile getiriyor. Buna karşılık Ukrayna tarafının önlem alması gerekir. Bu noktada şunu da belirtmemizde fayda var. Bu gelen yardımlar eğer ABD'nin söz verdiğinin dışında Avrupa ülkelerinin biraz evvel saydığınız yardımları bile gelse bunlar Ukrayna'nın bundan sonra tekrar bir karşı atak yapması için yeterli olacak yardımlar değil. Ancak savunmayı ve Rusya'nın ilerleyişini yavaşlatmayı sağlayabilecek yardımlar. Bu da tabii Batı açısından negatif bir etki yaratıyor. Çünkü savaşın artık Ukrayna lehine Batı'nın istediği şartlarda bitmesi hemen hemen imkansız gibi göründüğünden böyle bir belirsizlik hala devam ediyor. Bir başka noktada biliyorsunuz bu 61 milyarlık yardım paketinin içinde ayrıca Rusya'nın 6 milyar dolarlık ABD'deki mal varlıklarına Ukrayna lehine el konulması da vardı. Bu da önemli bir nokta. Yani bu aslında ilk başta Rusya'nın aleyhinde bir durum gibi görünse de diğer taraftan bundan sonraki süreçte savaşın nasıl bitebileceğine dair bize de bir öngörü vermiş oluyor. Yani Rusya'nın toplamda biliyorsunuz 300 milyar dolarlık mal varlığına Batı'da el konulmuştu. Büyük bir ihtimalle ABD'de atılan son somut adımla yani 6 milyar doların artık direkt Ukrayna'ya verilmesi kararından sonra diğer Rusya'nın mal varlıklarının da yavaş yavaş Ukrayna lehine kullanılmasıyla belki bu savaşın dondurulması sürecinde adım atılabilecek. Yani bu onurlu bir çıkış için taraflar açısından tırnak içinde söylüyorum bir yol olabilir. Bence bu çok önemli bir nokta. Yani 61 milyar. Yani Amerika kendi parası bütçesi yerine Rusya'nın el konulmuş parasını bir anlamda gasp edip karşı tarafa aktaracak. Öyle diyelim yani tam karşılığı bu mu? Evet, tam karşılığı bu. Belki bu uluslararası hukuka pek uygun görünmüyor ama Rusya'nın hamlesi de uluslararası, Ukrayna hamlesi de uluslararası hukuka pek uygun olmadığı için yani bir karşılıklı bir çözüm olarak bence önümüzdeki dönemde bir çıkış yolu taraflar tarafından kabul edilebilecek bir çıkış yolu olarak ortada duruyor. Bence bundan sonraki süreçte Rusya'nın mal varlıklarının Ukrayna lehine daha çok somut olarak el konulup Ukrayna'ya verileceğinin haberlerini daha çok duyacağız. Peki. Gibi geliyor. Buna tabii ki Rusya tepki verecektir. Normal bu. Ama diğer taraftan da dediğim gibi bir çözüm. Yani işte bu 300 milyarlık bir paket komple toptan Ukrayna lehine verilirse belki Kiev'e de şu telkinde bulunacak. Zaten kaybettiğin toprakların değeri de daha fazla değildir. Tabii ki bunun manevi yönü bir yana ama dediğim gibi onurlu bir çıkış için kabul edilebilir bir çıkış için bir yol olabilir. Bence taraflar daha çok buna oynuyor ve peki, bu 6 milyarlık ilk olarak 6 milyarlık paketin somut olarak dondurulan mal varlığının Ukrayna'ya verilmesi de Rusya'nın reflekslerini ölçmek için bence ilk adım oldu diyebilirim. Bu en az 61 milyarın onaylanması kadar önemli ama pek gündeme gelmeyen bir konu. O yüzden şöyle bitirelim İkbal Hocam. Yani pek çok Avrupa ülkesi savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderecek. Yani Patriotlar, hatta Romanya'da biliyoruz ki Ukrayna'da pilotlara F-16 eğitimi veriliyor. Dolayısıyla taarruzdan çok hava savunma konusunda Rusya'yı önleyebilecek mi? Yani sıkıntı zaten burada. Zelenski'nin açıklamalarına baktığımızda 1200'den fazla füze işte saldırıyla alakalı rakamları verdiğinde Ukrayna burada yetersiz kaldığını açık açık belirtmişti. Dolayısıyla bu yardımlarla birlikte Rusya'nın o hava gücü üstünlüğünü sonlandırabilecek mi? Çok kısa bir cevap alayım.
tamamen sonlandıramaz ama zorlar. Zaten Batı'nın ve Ukrayna'nın amacı Rusya'yı zorlayarak daha kendi lehlerinde bir anlaşmaya razı etmek. Dolayısıyla engel olamaz. Rusya'nın hava üstünlüğüne tamamen son veremez ama muhakkak ki Rusya'yı zorlayacaktır. Peki doçent doktor İkbal Durre, çok teşekkür ederim Moskova'dan aktarmış olduğunuz bilgiler için. İyi akşamlar diliyorum. İran'la devam edelim. İran ve Pakistan Ocak ayında karşılıklı füze saldırılarıyla gerginliği üst seviyeye taşımıştı. 3 ay sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'a gitti. Bu ne anlama geliyor? Ayrıntılar Yahya Ancı'nın haberinde. İran ve Pakistan 3 ay önce tartışmalı Belucistan eyaletinde karşı karşıya geldi. Bazıları iki ülke arasında savaş çıkabileceğinden endişe ediyordu. Üzerinden çok da süre geçmeden İsrail'le yaşanan başka bir gerginliğin ortasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Pakistan'ın yolunu tuttu. Bölgede 3 günlük ziyarette bulunuyor. Pakistan ve İran और अपने जो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां पर तरक्की और खुशहाली के मीनार कायम करें। İran ve Pakistan'ın sorunlu bir ilişki geçmişi var. Her ikisi de birbirini silahlı grupları dizginlememekle suçluyor. Keza Ocak ayındaki gerginlik de yine benzer nedenlerle yaşandı. Ancak iki komşu Tahran'ın ilişkileri düzeltmek için üst düzey diplomatını İslamabad'a göndermesiyle gerilimi düşürmeye karar verdi. İki ülke özellikle sınır bölgesinde terör tehlikesine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabakata vardı. Bu keşvere dost, berader ve hemsayemun Pakistan fakat bu unvan iki kişiler hemsaye mطرح نیستیم روابط بین دو کشور روابط تاریخی روابط کشور در مبارزه با تروریسم موازی یکسان است هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی ها و تروریسم. Pakistan'daki dış politika analistleri sınır gerilimlerine rağmen İran'la yeniden ilişki kurulmasını destekliyor. Pakistan'ın Afganistan'ın yanı sıra Hindistan'da da sorunlu sınırları var ve bu nedenle İran'la normal, istikrarlı bir ilişkiye sahip olmak Pakistan için büyük önem taşıyordu ve öyle olmaya da devam ediyor. İslamabad ve Tahran şu anda 2 milyar doların üzerinde olan ikili ticareti artırmayı hedefliyor. İran Cumhurbaşkanı ziyaretinin arifesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin düzeyinin siyasi ilişkiler düzeyine eşit olmadığını söyleyerek ikili ticarette 10 milyar dolarlık bir hedef belirledi. İran doğalgazını Pakistan'a ihraç edecek bir boru hattı inşa etme planı, nükleer programı nedeniyle Tahran'a geniş kapsamlı yaptırımlar uygulayan ABD'nin muhalefeti nedeniyle durdurulmuştu. Plan iki ülke arasında yeniden gündeme gelebilir. Brüksel'de 17-18 Nisan'da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili iki önemli karar çıktı. Avrupa Birliği liderleri Ankara ile ilişkilerin ilerletilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını kararlaştırırken Kıbrıs sorununun da Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye ise Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Peki neden? Profesör Doktor Ata Atun'la birlikte bu meseleyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Cüneyt Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Kıbrıs'ımızdan sizlere selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten çok önemli. Fakat, o zaman ilk sorumu yönelteyim hocam izninizle. Lütfen, lütfen. Şimdi en son Liderler Zirvesi'nde çıkan iki başlığı hatırlattım izleyicilerimiz için. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde her seferinde neden Kıbrıs vurgusu yapıyor? Bu tabii özel Nisan ayındaki özel bir toplantıydı. Biraz geriden gelirsek Aralık ve Mart zirvelerinde Avrupa Birliği zirve liderleri Kıbrıs konusunu gündeme almadılar. Aslında Türkiye'yi gücendirmek istemiyorlar. Yani işin gerçeği bu. Avrupa Birliği Türkiye'ye mi muhtaç, Türkiye mi Avrupa Birliği'ne muhtaç? Aslında bana göre tartışma kaldırır. Şu anda artık günümüzde yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna geldiğimiz vakit ben Avrupa Birliği'nin çok güçsüzleştiğini, toprak altındaki madenlerin, kıymetli elementlerin bittiğini,
Marshall yardımı dayatmasından sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin 67 yılına kadar bütün sömürgelerini kaybettiklerini, bu yüzden gelirlerinin bayağı düştüğüne ve gerileme döneminin başladığına inanıyorum. Bir dönem Osmanlı'ya hasta adam diyorlardı. Bana göre 21. yüzyılın hasta adamı Avrupa Birliği. Hmm. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye muhtaçlığı önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artacak. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı dün Irak'taydı. Neydi bu Irak'taki kalkınma yolu anlaşması vardı? 26 anlaşmanın içinde aslında kalkınma yolu Basra Körfezi yakınlarından Anadolu'ya uzanan geçmişteki kral yolu. Hı hı. Yani bütün Uzak Doğu'yu Avrupa Birliği'ne bağlayacak olan yol Türkiye'den geçecek. Bu çok önemli. Çünkü Gazze'deki sorun, Gazze'deki çatışma artık Süveyş kanalının önemini veya Ürdün üzerinden Uzak Doğu'dan gelecek olan ticari malların Avrupa'ya ulaştırılması kapısını kapattı. Artık Türkiye bakarsak petrol, elektrik ve doğalgaz hatlarına ilaveten şimdi bir de Avrupa'ya giden ticari malların yolu üzerinde, yolunun kilit ülkesi ve Türkiye son 10 yıldır bölgenin en güçlü devleti, dünya üzerinde kendi uçağını yapabilen, kendi silah sanayini üretebilen, kimseye neredeyse muhtaç olmayan 5 ülkeden biri. Hı hı. Bütün bunları yan yana koyup baktığımız vakit ben görüyorum ki Avrupa Birliği önümüzdeki yıllarda çok değil, 2030'a kadar Türkiye'ye olan bağımlılığı daha da artacak. Bu yüzden Kıbrıs sorunu aslında kerhen Nisan zirvesinde sırf Yunanları ve Kıbrıslı Rumları bir şekilde ağızlarını kapatmak için konmuş olan bir cümle. Şimdi cümleye bakalım. Yani cümle temenniden öteye değil. Burada bir yaptırım var mı? Burada bir ekonomik yaptırım, bir ticari yaptırım, bir silah yaptırımı, bir finans yaptırımı, bir ambargo var mı? Yok. 1974 Barış Harekatı'nı hatırlayın. Ondan sonra Türkiye'ye resmen Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bir yıl sonra her türlü ambargoyu koymuştu. Şimdi var mı öyle bir şey? Yok. Bu sadece bir temenni. İşte 27 üye var. İki tanesi tam halk tabiriyle aylardır zırlıyorlar. Aman bunu koyun, aman bunu koyun, aman bunu koyun. Belki Türkiye'den bir şeyler koparırız gibi ondan sonra bunu koydular. Doğru. İkinci sorun da aslında şu Ata Hocam. Yani Avrupa Birliği hep Yunan ve Rum tarafının bu kısır döngü diplomasi yüzünden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de hep zaman zaman çok iyi ivme kazandığında bir anda ipler kopuyordu. Şimdi Avrupa Birliği bu kısır döngü politikasından ya da diplomasinden kurtulabilecek mi Rum ve Yunan tarafının? Kurtulabilecek, zaten kurtulmak zorunda. Hı hı. Demin ilk başta programa girişte de söylemiştim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye muhtaçlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne muhtaçlığından çok daha fazla. Bu yüzden Avrupa Birliği Türkiye ile hiçbir zaman, hiçbir koşulda ilişkilerini bozamaz. Bu mümkün değil. Yani olaylara dıştan bakmak lazım. Olayları büyük resme bakıp büyük resimden değerlendirmek gerekir. Büyük resme baktığınız vakit Avrupa Birliği bana göre, gerçek söylüyorum, zavallı konumuna düşmüş bir kuş sevenler derneği gibi, kuş sevenler birliği gibi kendi içinde bir birlik. Ordusu yok. Ordusu yok. Ve kendi para birimleri var ama para birimleri Brüksel tarafından yönetiliyor. Bugün İtalya'ya bakıyorum, ben lirete dönmek istiyorum diyor. İspanya'ya bakıyorum, ben peso'ya dönmek istiyorum diyor. Almanya dünden razı Avrupa Birliği'nin para birliğinden çıkmak için. Çünkü Almanyalı, Alman vatandaşlar verdikleri vergilerin Avrupa Birliği içindeki tembel ülkelere gitmesinden son derece gocunuyorlar. Ve artık bunu dile getiriyorlar. Avrupa Birliği'nin gidişatı
göründüğü gibi müthiş bir gidişat değil. Peki. Göründüğü gibi bir dev değil Avrupa Birliği. Bunları hep görmemiz gerekir. Bizim bunun tam tersi. Türkiye bir dev ülke olmak yolunda. Hı hı. Gerçekten şimdi ekonomi tamam Türkiye içinde bir ekonomik enflasyon ve paranın düşüşünden kaynaklanan bir sıkıntı var ama büyük resme baktığınız vakit Türkiye dev bir ülke. Yani peki. insanlarımız eğer bugün milli muharebe uçağım üretildiyse, eğer bu dünya üzerinde 5. jenerasyona girmiş ender uçaklardan biri ise birilerinin bunu ödemesi lazım. Peki. Ödeyecek olan kişiler de Türk milleti. Elbette bunun bir bedeli olacak. Elbette 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde ben 2023'te 500 milyar dolara çıkaracağım demişti ticaret, dış ticaret hacmimi. 310 milyarlara kadar yaklaştılar. Olabilir, hedef tutmamış olabilir. Ama 2002'deki Türkiye'nin devraldığı ihracat 70 milyardı. Şimdi arada neredeyse... Yani dolayısıyla Avrupa Birliği, ticaret, enerji, doğalgaz, tüm koridorların Türkiye'de buluşacağını ve buranın bir üs haline geleceğini bildiği için Türkiye ile olabildiğince bu stratejik ortaklığı daha da hani birliğe üye olmayacağız ama stratejik ortaklığı daha da kuvvetlendirme çabasında. Ama Rum ve Yunan tarafı her seferinde bir takoz görevi üstleniyordu. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle olacak mı? Ata hocam süremin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yayınımıza katıldınız. İyi akşamlar diliyorum. Nijer'de askeri junta Amerika ile 10 yıldır süren anlaşmayı sona erdirdi. Artık ABD askerleri ülkeden çekilecek. Peki bu karar Putin'in Afrika'da artan gücü için ne anlama geliyor? Yasemin Işık anlattı. Batılı askeri birlikler Afrika kıtasından çekilmeye devam ederken ABD askerleri de bu halkaya eklendi. Daha önce Fransız askerlerinin çekildiği Nijer'den France is withdrawing its ambassador to Niger and ending all defense cooperation after weeks of tension. Niger's military rulers have welcomed an announcement by France that it will withdraw its troops from the country. If everything goes smoothly, the French army will complete its withdrawal from Niger very soon. Amerikan askerlerinin de çıkmasına karar verildi. Temmuz 2023'ten bu yana askeri yönetim altındaki Batı Afrika ülkesi geçen ay ABD ile 12 yıllık askeri işbirliği anlaşmasını sonlandırmıştı. Bu kararla birlikte Sahra Çölü'nün derinliklerindeki Agadez yakınlarındaki insansız hava aracı üssü de kapılarını kapatacak. Yaklaşık 1000 Amerikan askeri düzenli bir şekilde bölgeden ayrılacak. Bu insansız hava aracı üzerinden bütün Sahel bölgesindeki terörle mücadele operasyonlarının yürütülmesi söz konusu. Dolayısıyla ABD'nin bölgedeki varlığının aslında en temel meşru kılan araçlarından bir tanesi de Nijer'deki bu askeri üssün, insansız hava aracı üssünün varlığı. Yani ABD'nin bu bölgeden çıkması söz konusu olursa, Nijer'den çıkması söz konusu olursa ABD'nin Sahel'deki ayağının ciddi anlamda etkilenebilmesi mümkün. Bu çekilme giderek zayıflayan ABD'nin Afrika kıtasındaki askeri pozisyonunu daha da olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Je pense que l'orientation de notre politique et de l'approche de la France c'est de pouvoir investir et accroître les capacités de nos partenaires. Et je pense que c'est une approche qui donnera des résultats à terme et nous y travaillerons ensemble. Ancak ABD'nin endişeleri sadece askeri varlık azalmasıyla sınırlı değil. Nijer son zamanlarda Rusya ve İran'la ilişkilerini derinleştiriyor. Özellikle Sahel bölgesinde Rusya'nın genişleme hamlelerinde Nijer önce bir rol üstlenmiş durumda. Nijer hükümeti bu yılın başlarında Rusya ile askeri işbirliğini artırma konusunda yeni bir anlaşmayı imza attı. Bu gelişmeler bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor ve küresel stratejilere yeni soru işaretleri ekliyor. 1-2 hafta öncesinde de Rusya'nın özellikle Nijer'e hava savunma sistemleri dahil olmak üzere çeşitli askeri ekipmanları Nijer'e ulaştırdığını da söyleyebiliriz. Yani burada ABD ve Fransa bu ülkeden dışarı çıkarılırken bir anlamda da Rusya acaba içeri mi alınıyor şeklinde bir takım durumlar da karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bölgesel ittifaklardaki değişim ABD'nin küresel askeri stratejisi açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Sahel bölgesindeki güç boşluğunu doldurmaya yönelik Rusya ve İran gibi aktörlerin artan etkinliği bölgenin geleceği üzerinde belirleyici olabilir mi?
Bölgede artık aslında bir anlamda belki de küresel ve bölgesel güçlerin bir anlamda yeni sahalar elde etme arayışlarının olduğunu da belki vurgulamamız gerekiyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, devletlerin askeri harcamalarını içeren bir rapor yayınladı. Buna göre dünya genelindeki toplam savunma harcaması 2023'te bir önceki yıla göre tam 2 trilyon 443 milyar dolarla rekor kırdı. Yanlış duymadınız. 2 trilyon 443 milyar dolarla rekor kırdı. Bu artış 2009'dan beri görülenin en yükseği. Türkiye ise 2022'ye göre bir basamak yükselerek 22. sıraya yerleşti. Peki ülkeler nasıl harcama yapmış savunmasına yönelik? Şöyle bir göz attığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'yı silahlanma yarışında ilk üçte görüyoruz. Amerika tam 916 milyar dolar harcadı silahlanma için. Çin'i burada ki neredeyse Amerika 5'e katlamış Çin'i. 296 milyar dolar, Rusya 109 milyar dolar silahlanmaya harcarken Hindistan 83.6, Suudi Arabistan ise 75.8 milyar dolar silahlanmaya ayırdı. Yine devam edelim. Listenin 6. sırasında Birleşik Krallık 74.9 milyar, Almanya 66.8 ki Almanya özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra böyle bir karar aldı. 100 milyar euroluk bir savunmaya, silahlanmaya harcayacaklarını açıklamışlardı. Ukrayna 64.8 milyar, Fransa 61.3 milyar dolar, Japonya ise 50 milyar dolar. Türkiye ise bu listede 22. sırada 15.8 milyar dolar harcadı silahlanmak için. İngiltere hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı onaylandı. Bu plan ilk ortaya atıldığı günden bu yana yoğun tartışmalara da sebep olmuştu. Ayrıntılar Yasemin Işık'ın haberinde. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Now of course that is later than we wanted, but we have always been clear that processing will take time. İngiltere hükümetinin ülkeye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacıları Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya göndermek için 2 yıldır geçirmeye uğraştığı plan Avam Kamarası'nda onaylandı. Başbakan Sunak'ın da dediği gibi ilk uçuşlar yakın zamanda başlayacak. Plan ilk kez dile getirildiği günden bu yana hararetli tartışmalara neden olmuştu. Kimileri bu yöntemi zalimce bulurken kimileri ise destekledi. This bill does comply with international law. It is profoundly moral and patriotic to defend the integrity of our borders. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018'den bu yana ülkeye yasa dışı göçte önemli bir yükseliş kaydedildi. 2022 yılında ülkeye botlarla en çok giriş yapan Arnavutluk vatandaşları oldu. Yasaya göre artık İngiltere'ye yasa dışı yollarla giren bazı sığınmacılar Ruanda'ya gönderilecek ve sığınma başvuruları orada değerlendirilecek. From our perspective it's a somber day for refugee rights. But UNHCR will not deviate from standing up for those rights under the refugee convention. Başvurusu başarılı olanlara mülteci statüsü verildikten sonra Ruanda'da kalmalarına izin verilebilecek. Tabii hiçbir sığınmacı İngiltere'ye geri dönmek için başvuruda bulunamayacak. Hükümet böylece insanları botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmekten caydıracağını savunuyor. This new legislation seriously hinders the rule of law in the UK and it sets a perilous precedent globally. Ancak bu hamle hem hükümetin göç politikalarını sertleştirme çabasını gösteriyor hem de uluslararası toplumda büyük yankı uyandırıyor. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira beyannamesi verme süresi 5 Nisan'da dolmuştu. Beyanname vermeyen mükellefler için de son bir imkan daha sunuldu. Pişmanlık. Dolayısıyla bu pişmanlıktan kimler yararlanacak? Nasıl başvurulacak? Bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Uzman bir isim. Avukat Batuhan Bulut konuğumuz. Batuhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi ben rakamlara baktım. 1,5 milyondan fazla insan beyanname vermiş. Bu güzel ama yaklaşık bir 600 bin miydi galiba? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. 600 bine yakın insan beyannamesini vermemiş. Onlar için de bir pişmanlık süre doldu ama bir pişmanlık üzerinden yeniden bu beyannamelerini verme imkanı sunuluyor. Şimdi 5 sorum var. 5 soru 5 cevap halinde bitirelim bence bu bölümü. Hangi mükellefler pişmanlık hükmünden yararlanabilecek?
henüz kendisine vergi dairesinden yazı gelmemiş olan mükellefler pişmanlıktan faydalanabilirler. Hı. Yani siz kira gelirinizi beyan etmemişsiniz, biz sizi takibe aldık ve şöyle bir işlem uyguladık diye kendilerine yazı gelmemiş olan mükellefler henüz bu yazıyı almamış oldukları için pişmanlıktan faydalanabilirler. Dolayısıyla mektup gidenler peki mektup da gitmiş galiba eğer, bazı mükelleflere. Şimdi şöyle aslında bunların ortaya çıkarılması için bir araştırma yapıldı. Hı-hı. 400 bin tane konuta bizzat gidilerek siz kira ne kadar ödüyorsunuz mal sahibinize, hı-hı, hangi bankadan ödüyorsunuz gibi sorular soruldu. Buralarda henüz bir problem yok. Eğer öncelikle Mart ayı sonuna kadar beyanname verilmeliydi. Bu 5 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Hı-hı. Henüz 5 Nisan'a kadar bu beyannamesini vermemiş olan ve bir şekilde Gelir Dairesi Başkanlığından ve vergi dairelerinden de kendisine yazı gelmemiş olan, beyannamenizi, hı-hı, vermemişsiniz, biz bunu tespit ettik şeklinde yazı gelmemiş olan mükellefler bu aftan faydalanabilecekler. Peki faydalanmak isteyen bu mükellefler başvurusunu nasıl yapabilecek? Bu başvuruları yine online hazır, hı-hı, beyanname denen bir sistem var. Oldukça kolay bir sistem. Buraya pişmanlık başvurusuyla beraber, hı-hı, sunacaklar. Artık sistem online. Ona da özellikle girdim baktım şeyde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bölümünde pişmanlık. Aynen şey öyle. Var, o kutucuğu işaretlemek gerekiyor. Onu işaretliyorlar ve oldukça kolay bir sistem. Önceki gibi böyle çok kağıtla vesaire evrakla uğraşılan bir süreç değil. Hı-hı. Artık online Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden onu da başvurabiliyorlar. Peki zamanında beyanname dolduran ancak vergisinin ilk taksidini ödemeyen mükellef vergisini ne zaman ödemeli? İlk taksidini, şimdi iki taksitte ödeniyor bunlar. Bir tanesi işte Mart ayında, bir tanesi de Temmuz ayında gibi. İlk taksidini ödemeyip ikinci taksidini de gecikme cezasıyla beraber ödeme imkanları var. İkinci taksidini de Temmuz ayında mutlaka ödeyip kapamaları gerekiyor. Bu her yıl böyle gidecek değil mi? Aynen öyle. Her yıl bu şekilde gidecek. Belirli bir rakama kadar olanlar, onlar bu beyannamenin dışında kalıyorlar değil mi? Evet. Bir rakam vardı galiba. Bir istisna. 28 bin TL miydi galiba, öyle bir şey oldu. Evet. Ya da 24 bin TL'ydi yıllık. Aynen öyle. Her yıl değişiyor bu rakam. 2023 yılı için bu 21 bin TL'ydi. Hı. 2024 yılı için de 33 bin TL olarak belirlendi. Hı. Yani yıllık kira geliri, konut kirası için yıllık kira geliri, o konuttan olan kira geliri 21 bin TL'yi aşmamış olanlar için 2023 yılı için söylüyorum. Hmm. 2023 yılı için söylüyorum. 21 bin TL'yi aşmamış olanlar istisnadan faydalanıyorlar. Beyanname vermeyebilirler. Peki beyannamede işte dediğiniz o rakamların altında gösterirlerse ne olur? Şimdi, bu tespih. Aynen öyle. Zaten bu istisnadan faydalanmak için kira geliri sanki yıllık 21 bin TL'nin altındaymış, hmm, gibi beyanname verip kiracısından bu kadar bir kira geliri elde ediyormuş gibi yapanlar, hmm, tespit edildikten sonra hem eksik ödedikleri gelir vergisi tutarı kadar, hmm, bir katı fazlasıyla beraber cezai olarak bir ödeme yapıyorlar. Hem istisnadan faydalanamıyorlar bu durumda. O 21 bin TL'ye kadar olan istisnadan faydalanamıyorlar. Hem de birinci derece özel yani usulsüzlük cezası kesiliyor. Yani devlet şöyle mi yapıyor? Diyelim ki bu beyannameye baktı ki 30 bin lira yıllık. Muaf oluyor. Devlet gidip hem orada yani mal sahibinin kiracısına ne kadar kira veriyorsun diye soruyor. Aynen öyle. Ya peki kiracı ve mal sahibi kendi aralarında anlaşıp böyle bir şey yaparlarsa? Onların da çözümü var. Onların da çözümü var. Evet. Yani burada Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek bu konunun üzerine kararlılıkla gidileceğini, hı-hı, belirttiğinden bu yana geçtiğimiz yılla bu yıl beyanname verenler arasında rakam %27. Yani %27'lik bir beyanname veren, hı-hı, kişi sayısında bir artış var. Hı-hı. 1 milyon 400 binlerden 1 milyon 700 küsür binlere çıkartılmış durumda, hı-hı, beyanname veren kişi sayısı. Hı-hı. Bunun dışında 4,5 milyona yakın konut tespit ettik. Bunların üzerine gideceğiz, araştırmalarımızı yapıyoruz dendi. Hakikaten 400 bine yakın konuta da bizzat gidildi. Yani ben de avukat olarak pek çok müvekkilimden şey tarzı telefonlar da aldım. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gelip bize birkaç soru soruyorlar. Hani bilgi verelim mi? Ben dedim ki tabii ki kimliklerini vesairelerini kontrol, evet, edin, bilgi verin. Orada şunlar soruluyor. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Hangi banka, tamam, üzerinden ödüyorsunuz? Şimdi burada siz derseniz ki ben şu kadar kira ödüyorum. Burada sadece size sorularak da hareket edilmiyor. Sigorta kuruluşları, nüfus müdürlükleri, bankalar. Şimdi bankalardan havale yapıyorsunuz. EFT açıklama kısmına diğer yazıyorsunuz. Bu diğerler de takipte. Hmm. Yani siz bir yere düzenli olarak her ay 10 bin, 10 bin, 10 bin ödüyorsanız takip. A kişisi, B kişisine artık, hmm, sizin aranızda nasıl bir ilişki vardı? Her ay 10 bin, 10 bin para ödeniyor. Bu bir kira ilişkisi ise, hmm, biz bunu bir masaya yatıralım diye ilgililerinin üzerine de gidiliyor. Dolayısıyla yani birazcık Maliye Bakanlığı artık üretilen her bir çözüm, anladım, yöntemine tırnak içerisinde. Kimse bir şey kaçıramaz. Aynen öyle. Bir karşı. Yani mal sahibi ile kiracı bile kendi arasında anlaşsa, bak şimdi gelecekler devletten sana böyle bir şey derlerse, işte ben bu kadar kira veriyorum diye, ben de beyannamede böyle gösteriyorum deyip, şimdi en son sorum zaten kritik sorum onunla alakalı olacaktı. Devam ediyor. Şimdi kira geliri nedeniyle tahakkuk eden vergi nasıl ödenecek?
Merak edilenlerden birisi de bu. Kira geliriyle ilgili tahakkuk eden verginin birden çok ödenme yöntemi var ama burada en önemlisi şu. Şimdi kira gelirleriyle beraber biz diğer gelirlerimizle de birlikte yıllık 550 bin lirayı aşıyorsak yahut da aşmıyorsak farklı bir takım istisnalara tabi tutulabiliyoruz. Belli kira gelirlerimizi biz bu istisnalarla beraber ödeyeceğimiz vergiden düşebiliyoruz. Bu konularda muhakkak bir muhasebeci ve mali müşavirden destek almalarını öneriyorum. Kira gelirlerinden de az önce söylediğim gibi yıllık 21 bin TL'ye geçiyorsa 2023 yılı için artık gelir beyanı vermeleri gereken tutara girmiş durumdalar. 2024 yılı içinde bu 33 bin TL olarak belirlendi. Tabii 2024 yılınınkisi 2025 yılının Mart ayında beyan edilecek. Aynen öyle. Dolayısıyla burada en önemli konu az önce söylediğiniz gibi elden kirayı ödeyeyim. Bir oraya geleceğim. Aynen oraya geleceğim. Şimdi kira gelirleri beyan edilirken hangi giderler buradan düşebiliyor mu? Yani devlet böyle bir hakkı mal sahiplerini tanıyor mu? Belirli giderleri düşebiliyorlar. Bunların da vergi usul kanununda ve tebliğlerde izahatları var. Bu düşebilecek oldukları giderleri zaten muhasebecileri aylık olarak aldıkları için giderlerinizi de muhasebecilerinize beyan ettiğiniz için ya da kendileri de yapabilirler. Bunu illa bir muhasebeciyle yapmak durumunda değiller. Düşebilmesi uygun bulunan giderleri düşerek de... Ne mesela gider ne gösterebilir yani kira geliri olan mükellef? Şöyle az önce söylediğim gibi yıllık gelirlerinin belli bir tutarın altında kalan kişiler kira gelirlerinde ve stopajla kiralarında bir takım indirim konusu gösterebiliyorlar. Yani şimdi kalem kalem saymak biraz güç olabilir benim açımdan ama hani burada her bir dediğim gibi mükellef bazında ayrı bir mesela iş yeri kirasıysa rakamlar değişiyor. Yıllık 75 bin lira gibi bir rakam var orada. Dolayısıyla konut kirası ve iş yeri kirası için farklılaşabiliyor. Mükelleflerin içinde bulundukları statüye göre gider gösterebilecekleri kalemler var. Şimdi pişmanlık devlet vergi gelir beyannamesi vermeyen mükellefler için bu pişmanlığı da verdi. Diyelim ki pişmanlık hükmünden de faydalanmadı. Mal sahibi dedi ki kardeşim ben elden almaya devam edeceğim. Kiracı da dedi ki kardeşim ben devletten vergi kaçıramam. Ben banka hesabına yatıracağım. Şimdi böyle ihtilaf yaşandığında ne olacak? Şimdi burada şu çok önemli, bu daha çok kiraya verenler için risk. Yani kiracılar açısından da şöyle bir riski var. Elden ödedikleri kiranın yarın bir gün kiraya veren tarafından ödenmediği iddiasıyla kendilerine başvurulabilme riski var. Yani kiraya veren o elden ödenen kiraları ben almadım demesi durumunda bu bir risk. Kiraya verenler açısından da şöyle bir risk, sizin yıllık olarak kira artışınız kira bedeliniz üzerinden bir %50 hesaplanıyor. Fakat sizin görünen kira bedeliniz elden aldığınız düşüldüğünde daha az bir tutar olacağı için görünen kira bedelinizin üzerine zam yaparak yani yarın bir gün kiracı elden ödediği kirayı ben artık ödemiyorum, bıraktım, vermeyeceğim bu kirayı dediği vakit kiraya verenlerin onu talep edebilme hakları kalmıyor olacak. Çünkü sözleşmelerinde düşük bedel gösterip bankadan da düşük bedel göndertip geri kalanı elden aldıklarında kiraya verenler de o elden aldıkları tutarı yarın bir gün kiracı ben ödemiyorum dediğinde riskle karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki burada yani devlet bunları tespit etti diyelim. Ya burada daha yani mal sahibinin baskısı nedeniyle yani diyelim ki kiracı elden vermeye devam etti. Devlet burada kimin daha çok canını acıtıyor? Kiraya verenin özellikle. Çünkü kiraya veren burada elden aldığı tutarları beyan etmediği için kira geliri ile ilgili beyannamesinde bu istisna tutarının üzerinde artık eksik beyan ettiği tutar neyse bunun bir katı tutarında gelir vergisi matrağına konu edilir ve gelir vergisi tahakkuk ettirilir. Artı özel usulsüzlük cezası var. O kesilir. Ve istisnadan faydalanması yani da... Yani ağır cezalar olacak. Aynen öyle. Önlenir. Bu pişmanlıktan da faydalanmayanlar. Aynen öyle. Yani bu yazılar gelmeden böyle bir durumda olan varsa elden alıyorsa kiralarını veyahut da bunları devlete beyan etmiyorsa bir an evvel bu pişmanlıktan da faydalanarak çünkü Bakan Şimşek'in en son yakın bir tarihte yaptığı bir açıklama vardı. Orada da diyordu bizden yazı gitmeden gelip bize pişmanlıkla bu beyannamelerini verenlere ceza kesmeyeceğiz. Bir an önce bunu yapsınlar diye. Dolayısıyla burada hem kiracının hem kiraya veren bu elden aldığı tutarları kiracı kapısına gelen bu memurlara sonuçta yalan bir beyanda bulunmak istemeyip ben aslında şu kadarını bankadan gönderiyorum, şu kadarını da elden gönderiyorum dediğinde bunlar not edilecek, kiraya verenin üstüne gidilecek bu rakamlarla. Mal varlığını beyan etmeyen için tamam onu anladık. En çok sorulan yani kiracı benim başıma bir şey gelir mi? Bana bir ceza kesilir mi? Doğrudan doğruya bir ceza kesilmez kiracıya. Fakat kiracının da dediğim gibi burada sonuç itibariyle bir beyan veriliyor. Bu beyanlar tutanak altına alınıyor. Devlete bu şekilde yanıltıcı bir beyan vermekten kaynaklı olarak çeşitli problemler yaşama riski söz konusu olabilir. Burada neyse onun doğrusunu söylemelerine fayda görüyorum. O zaman bu
pişmanlığa mutlaka gelir beyannamesini vermeyenler başvursun. Kesinlikle, hatta işi pişmanlığa dahi bırakmadan önümüzdeki yıl Mart ayı bitmeden beyannamelerini versinler. Doğru. Bu yıl 5 Nisan'a kadar ek bir süre de tanındı. Hasbel kadar hastalık var, sağlık var. O şekilde süreler yetiştirilemediyse de artık bunu duyurduğu için Bakan Şimşek artık buradan sonra bir bunun şeyi son yok, pişmanlık affı da yok. Fayda aynen etmez öyle diyelim. Batuhan Bey teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Sizi uğurlarken biz de devam edelim. Bazı ülkelerde para kullanımı giderek azalıyor. Hatta nakit para yerine dijital ödeme sistemleri de bayağı bir yaygınlaşmaya başladı. Peki bu duruma herkes ayak uydurabilecek mi? Dünyada nakit para dönemi bitiyor mu? Yasemin Işık bu soruların cevabını aradı. Bu gördüğünüz eski daktilo, siyah beyaz televizyon, nostaljik radyo ve unutulmaya yüz tutmuş kasetler. Hepsi farklı bir çağın kalıntıları. Peki acaba günümüzde elimizden düşmeyen nakit paralarda yakın bir gelecekte bu anılar arasına katılacak mı? Yani bu paraların yerine tamamen dijital ödeme sistemi gelir mi? Özellikle genç kuşak artık para taşımayı hantallık olarak görüyor. Daha çok hızlı ve kullanımı kolay sistemleri kullanıyor. Bu değişim rüzgarı dünyanın dört bir yanını etkisi altına alıyor. Birçok ülke nakitsiz bir topluma doğru ilerliyor. Örneğin 1661 yılında parayı tedavüle sokan ilk Avrupa ülkesi olan İsveç'te bugün birçok alanda nakit para kabul edilmiyor. Zaten nüfusun büyük kısmı da nakit para taşımıyor. Finlandiya Merkez Bankası da ülke banknot kullanımının en geç 2029 yılına kadar sona ereceğini hesapladıklarını duyurdu. Norveç'teki hedefte 2030 yılına kadar nakitsiz bir topluma geçmek. Nakitin sona yaklaştığı ülkelerden biri de Çin. Geçen yıl yapılan bir araştırmada Çin'deki mobil internet kullanıcıları arasında mobil ödemeyi benimseyenlerin oranı %87,5'un üzerine çıktı. Ancak bu geçiş süreci düşündüğümüzden daha karmaşık. Çünkü herkes henüz dijital dünyaya adapte olmuş değil. Uzmanlar bu dönüşümün kademeli ve kapsayıcı olması gerektiğini vurguluyor. İnternet erişiminin zor olduğu bölgelerde yaşayanlar, teknolojiye yabancı olanlar var. Yani nakit paranın hikayesi belki de yavaş yavaş sona eriyor. Ancak unutmayalım ki bu yeni dönem herkes için adil ve erişilebilir olmalı. Şimdi son söz yeniden Cüneyt Özdemir'de. Mustafa Göksel'e teşekkür edelim. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayramımız kutlu olsun. İyi akşamlar.